Covid kısıtlamalarını doğru buluyor musunuz? Ya şimdi Covid kısıtlamalarını doğru buluyoruz. Biz halk olarak, vatandaş olarak doğru buluyoruz. Ama Covid kısıtlaması olduğu zaman nasıl ki devlet bugün bizi kısıtladı. Bak ben şu arkadaşların, dönercilerin gıda tedariğini yapıyorum. Haftalık ben arkadaşlara 1000 TL, 1500 TL civarında bir tedarik malzemesi bırakıyordum. Şu an düştüğümüz rakam ne biliyor musunuz? Haftalık 200 TL'lik ben bu arkadaşlara her bir firmaya, bak burada kaç tane? 4 tane bu sokakta dönerci var. 1 milyar 500 TL'den yani 1,5 milyardan 200 TL'ye düşmüş. Bu adam elektriğini mi ödesin, kirasını mı ödesin, suyunu mu ödesin, SSK'nı mı ödesin, vergisini mi ödesin, çoluk çocuğuna mı baksın? Evet, Covid-19 yasağı olur. Ama devlet bak hep bizden alıyor. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman, kaç yaşında? 97 yaşında. 97 yıldır bu Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, doğru mu? 97 senedir Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyleri, hükümet başa gelen, ister AKP olsun, CHP olsun, MHP olsun, HDP olsun, kim olursa gelsin, siyasiler kim başa gelirse gelsin, 97 senedir bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bizden vergi alıyorlar mı? Alıyorlar. Elektrikten, sudan, yoldan, çöpten, her şeyden vergi alıyorlar. Evet, çok doğru, alsınlar. Ama biz dedi ki 97 senedir biz size veriyoruz devlet olarak. Biz vatandaş olarak devlete vergiyi veriyoruz. 97 sene sonra siz 3 ay bize bir yardımda bulunun ya. 97 senedir biz veriyoruz biz. Bir de siz bize verin ya. Zorluk çekiyoruz ve devlet bak görüyor musunuz? Kime hibe verdi? Kısa çalışma ödeneği veriyor. Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Ya 1300 TL'yi sen veriyorsun da. Onu yine kim? Bizim vergimiz de veriyor. İşçilerden kesilen bir işsizlik fonu yok mu? Asgari ücretten kesilen işsizlik fonu yok mu? İşsizlik fonu tamam devlet olarak anlıyoruz seni. Irak'tasın, Suriye'desin, her yerde savaştasın. Seni anlıyoruz. Ya bizden kessin işsizlik fonunu bir daha vatandaşa ver ya şu işçilere ver ya. Bizim paramızı bize ver. Onun için bak geçen gün ne dediler? Dediler ki devlet neymiş efendim? Hane başına bir nakit ödemesi yapacak. Böyle bir düşünce varmış. Vermesin bize o zaman. Neden? Çünkü 3 milyar verirse biz bunu biliyoruz ki 30 milyar bizden geri alacak. Yani tamam kısıtlama var ama bu kısıtlamayı bir kendisi de bir kendine çuvaldız batırsın ya. Bu vatandaş nereye kadar ya? Bak buradaki insanları görüyor musunuz? Kardeşim çek ya. Şöyle bir şu insanlara bir diyorum. Bak bu insanlar aç, susuz. Tamam yapılsın ama sadece vatandaşa Covid-19'un bütün sıkıntıları, sorunları hep vatandaş üzerinde deneniyor. Devlet kendi payına düşeni almıyor. Tamam biz fedakarlık yapalım. Biz kapatalım gelsin bir 30 gün bütün iş yerlerinin hepsini kapatsın. Ama bunun zararını da biz karşılayalım. Peki bunun karşısında devlet ne yapıyor? Ya biz 97 senedir benim dedelerim, senin dedeler, hepimizin dedeler bu devleti kurdu. Bu devlet niye kuruldu? Bu devlet kurulup daha sonra kurulduktan sonra halka faydalı olsun diye hizmet etsin diye kuruldu. Ama 97 senedir Türkiye Cumhuriyeti bir türlü kendini düzeltemedi. Bir türlü kanunlarını düzeltemedi, anayasasını düzeltemedi, hükümetini düzeltemedi. Bir türlü halka dönüp de hizmet amaçlı halka yönelmiyor. Kaldırımı yapıyor, yolu yapıyor. Bunu gene benim paramla yapıyor. Peki devlet ne işe yarıyor? Ha diyeceksiniz ki sen taraf mı tutuyorsun? Hayır kardeşim. Ben AKP'ye de ben oy vermişim. Ben CHP'ye de oy vermişim. Ben MHP'ye de oy vermişim. Şu an insanların dilinde siyaset yok. İnsanlar diyor ki kardeşim bana ne vereceksin? Sayın Cumhurbaşkanım çıkıyor. Bak Sayın Cumhurbaşkanım ben severim. Sevdiğim bir insandır. Ama çıkıyor neymiş efendim? Geçen gün gene neymiş efendim? Biz diyor Covid-19'dan etkilenen devletlere yardımda bulunuyoruz. Bütçe yardımı. Sayın Cumhurbaşkanım tamam. Kendi vatandaşına yardım et. Sonra geri dön. Ya biz o kadar da saf değiliz ya. Tamam. Eğer şimdi diyecekler ki AKP sorumlu. Evet. Şu an AKP sorumluysa muhalefet olmadan iktidar olmaz. Siz muhalefet düzelecek ki iktidarı düzelsin. Sayın Kılıçdaroğlu eğer bugün Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olmasa vallahi bu halk Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi bu ülkede üçüncü parti yapar. Eğer bugün Tayyip Erdoğan ya da AKP bu ülkenin başındaysa, sıkıntılar ya da güzellikler varsa Kılıçdaroğlu'nun sayesinde.
muhalefet çıkıyor, AKP'yi eleştiriyor. Tamam, AKP'yi eleştirebilirsin kardeşim. Sen muhalefet oldun da bu vatandaş mı sana oy vermedi? Şu an insanlar çaresiz. Şu an insanlar muhalefetin sayesinde, CHP'nin ya da onun gibi benzer insanların sayesinde bugün AK Parti'yi tutuyor. Bir daha seçime girsin, AKP bir daha birinci gelecek. Neden gelecek? Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahane siyasetin sayesinde gelecek. Yani bir insan Kılıçdaroğlu'na para verip dese ki gel sen bana çalış, böyle bir çalışkanlık olamaz. Muhalefet olmadan iktidar olamaz. Ya bizim diyeceğimiz bu. Yoksa bizim derdimiz ne devlettir, bizim derdimiz ne sıkıntıdır. Devlet bize hizmet ettikten sonra bugüne kadar sırtını devlete dönen hiç kimse yok. 97 senedir bu vatandaşlar ne yapıyor? Devlete vergi veriyor. Devlete vergi veriyor, vergi veriyor, vergi veriyor. A101, BİM, ŞOK, küçük esnafı şu arkadaşların yaptığı fedakarlığı yapmıyorlar. Covid-19'da A101, BİM, ŞOK, Migros bir gün bu vatandaşa bedava bir şey dağıttı mı? Bırak bedavayı, vergisiz bir şey dağıttı mı? Sıkıntılı bir hizmet, güzel bir hizmet sundu mu? Sunmadı. Ama bugün A101, BİM, ŞOK, bunun gibi benzeri firmalar terörizmden, teröristten daha beterdir. Bugün dağdaki terörist gelip de Çorum'un sokağında gelip esnafın kafasında ekmeğini alıyor mu? Almıyor. Ama bugün bir sokakta bir A101, bir BİM açıldığı zaman 4-5 tane, 10 tane esnaf kapanıyor. Biz bunu sorunlarını biliyoruz. Biz bunu olarak, ekonomik olarak devlet bize yardımcı olmuyor. Biz devlet ediyoruz ki yardımcı olmuyorsa önüm bize de köstek olma kardeşim. Sen kısıtlama getiriyorsun. Bana bir destekte bulunmayacaksansa kısıtlama getirme. Ya ölürüm ya kalırım. Bunun ötesi adam zaten eğer Covid'den gitmese ekonomi krizden gidecek ya. Şu arkadaşın kirası 8 milyar ya. Devlet bunu ödemesini mi yapıyor? Bırak devlet kira ödemesi değil. Devlet şunu yapıyor. Bir de arkadaştan stopaj alıyor. Ya arkadaş verginin vergisi olur mu ya? Vergi adam kirayı veremiyor. Bir de ay sonunda stopajına devlet alıyor. Yani bizim demek istediğimiz bu. Biz devletten yardım bu saatten sonra zaten bekleyemiyoruz. Devletin kendine hayrı yok. Ama biz diyor ki sırtımıza binme. Covid-19 sen kalkıp kısıtlamalar yapıyorsansa tamam doğru buluyoruz ama hep beraber devlet de kısıtlama yapsın. Benim belediyem 4 trilyona gidip kültür merkezi yapıyorsa kalkıp bunun arkasında Cumhurbaşkanım eğer kalkıp acı reçeteyi bana sunuyorsa ben sorarım ya acı reçete varsa o zaman benim belediyem 4 trilyona niye gidip kültür merkezi yapıyor? Eğer bugün burada otogar yapılıyorsa 10 ofiste 10 tane ofisten oluşacak bir kurum hizmet verirse hiçbir zarar görmeyecek. Bugün belki 5-6 trilyona biz otogar yapıyoruz. Ya eğer duracaksa herkes dursun. Vatandaş gibi devlet de bir sakin olsun. Şu harcamaları durdursun ki biz bu sıkıntılardan kurtulalım. Bizim diyeceğimiz bu. Ya biz halk olarak bugüne kadar devletten bir şey istemedik. 97 senedir Türkiye Cumhuriyeti bu halktan vergiyi alıyor. En son dedi ki bir ay bize yardım et ya. Bir ay ya çünkü artık dayanacak gücümüz yok ha. Bak ben insanlardan ödeme topluyorum. Şimdi ben bu vatandaşı kapsarım ve nasıl gidip ödeme alayım ya? Bu adamla nasıl ödeme alayım? Para yok. Bu adamlar 15 senedir çalışıyorum. 15 senedir her gün ya da her hafta sistemli bir şekilde ödemelerini kesintisiz yapan insanlar. Ama bu ben gittim adam kasayı açıyor. Kasasında 5 TL para yok ya. Adam abi diyor ki ben akşama kadar diyor. Ben dönerciyim diyor. 5 tane paket diyor ben atmışım ya. Kime vereceğim ben bu parayı? Ya devletin aynen. Devletin sıkıntısı yetmiyormuş gibi şimdi biz restoran kesmine bir de yemek sepeti çıkarttılar. Yemek sepeti %15 bizden komisyon alıyor. %15. Devletin %8 bir de KDV'si var. Devletin kendi bizi dürttüğü yetmiyor. Bir de yemek sepetini araya sokmuş. Yemek sepetine rakip çıktı. Bir iki tane firma rakip oldu. Devlet izin vermedi. Şu an tekellemiş %15 komisyon alıyor ya. Adam hiç çalışmadan para kazanıyor. Yani bu ülkede tekelleşmeyi devlet eliyle, devletin müsaadesiyle yapılıyor. Biz art niyetli düşünmek istemiyoruz ama böyle giderse art niyetli düşüneceğiz. Yani biz şu zihniyete artık vardık. Devlet siyasetle yönetilmez. Siyasi adamın devlete hayrı olmaz. Bu AKP de olur, CHP de olur, HDP olur, MHP olur. MHP de olur. 97 sene eğer siyasilerden siyasetle devlet yönetilseydi 97 senedir bu ülkede siyasiler devlet yönetiyor. Neden düzelmiyoruz?
daha bir 97 sene daha gitmesi mi gerekiyor bunun düzelmesi için? Ya sen gidersin bir iş yeri kurarsın, bir sene çabalarsın, bir sene sonra ne olur? İş yapamadın, yapamadın, hizmet yapamadın ne olur? Geriye dönerse iş yerini kapatırsın. Ama 97 senedir bu devlet bir türlü kendini düzeltemedi. Bir türlü bütün her şeyini dört dörtlük yapıp anayasasını, kanunlarını, hükümetini düzelttikten sonra halka geri dönüp demedi. Ya artık sıra sende, biraz da vatandaşıma ben hizmet edeyim. Yol yapmakla, kaldırım yapmakla hizmet olmaz. Ay başında elektrik, su faturaları nasıl ödeneceğini, bu adamın haftalık iznine nasıl çıkacağını, senelik tatiline nasıl gidileneceğini, adamın çocuğunun eğitiminin nasıl güzel olacağını, nasıl adam mutlu olacağını, bunun hesabını yapacak.